Evet sevgili seyirciler, eğitim her şey. Eğitim olmazsa olmaz. Onun için biz de nereye geldik? Probel'e geldik. Probel yetkilisi Beyza Nur Özay Hanım'la birlikteyiz. Öncelikle bizi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Probel nedir? Probel mesleki yeterlik belgesi veren ve o konuda yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşudur. Peki. Şimdi belgelere bakacak olursak burada turizm ağırlıklı, turizm sektöründe çalışan gruplar, işte konaklama, yiyecek içecek sektörü, ön büro var, aşçılık, pastacılık, pide, kebap, seyahat, yani bayağı sektör, masaj uygulaması falan. Yani 5 yıldızlı bir otelde olabilecek her şeyin eğitimi burada var, öyle mi? En alt kattan en yüksek kata kadar yetkilendirilmiş bir sistemimiz var. Bu konuyla ilgili otelde çalışan bütün personelleri belgelendirmesini yapmak şeyindeyiz. Durumundayız peki. Bu belgeyi alıp İşkur'a başvurduğu zaman bir personel, bir aday sonrasında iş kazanmasında yardımcı olabiliyor İşkur. Yani üst sıraya çıkarmak gibi bir şey oluyor anlayacağınız. Evet, belgeli personel olduğu için, evet. Sen bir diplomalı belgeli birisi olduğun, evet, için biz seni hemen daha hızlı bir işe yerleştiririz, evet, diyor İşkur. Zaten otellerin de bu personel alımlarında gerçekten çok büyük bir etkisi oluyor bu belgemiz. Bu belgemiz çünkü yaptığı mesleğin kimliğini veriyoruz biz. Onun açıklaması oluyor. Mesela bir aşçıysan bizim sınavımızdan geçtikten sonra aşçı olduğunu bir standart üzerinden kanıtlayabiliyor. Bu belgeyle. Evet, bu belgeyle. Peki bu yasal bir düzenek midir bu belgeyi almak? Hani nasıl ehliyet gibi, bu da ustalık gibi bir belge midir? Zorunlu mudur ya da daha sonra bu yasa zorunlu mu hale gelecek? Şu anda tehlikeli ve az tehlikeli yer. İşlerde şu anda bir zorunluluk var mesleki yeterlik belgesi ama bizim bulundurduğumuz mesleklerde yok. Ama inşallah olacak, biz o konuda şeyiz. Mecbur yasa gereği herkes bu belgeyi alsın, ustaysa ustalığı, evet, ortaya çıksın. Kesinlikle öyle, hani mesleğini kanıtlaması lazım birinin. Yani çok aşçı var, hangisinin ne kadar bir standartı var, ne kadar biliyor, hiçbir şey yok, düzenek yok. Biz bu belgeyi hani ne kadar aşçı olduğunu, ne kadar bir meslek bilgisi olduğunu kanıtlıyoruz belgeyi aldıktan sonra. Ve en azından da bir belgesi olsun tabii her şeyden önce, yani hem iş bulmak anlamında. Evet, epey bir sektör var. Çamaşırhane görevlisi, genel alan görevlisi, transfer eleman, servis elemanı, masaj, genel alan sorumluluğu demiş, servis görevlisi, kat görevlisi, dönerci, kebapçı, seyahat acentası. Yani yok yok her şey bütün 5 yıldızlı otellerin sektörlerde, değil mi? Bir de şey demek istiyorum, hani şu anda 11 tane yeterlikte yetkiliyiz. 8 tane bu pideci, pastacı, kebapçı, seyahat, dönerci, bir de masaj transferde yetkilendirme aşamasındayız. Hı hı, bu bizim hani 1-2 ay içerisinde inşallah bu da bir yetkilendirme olacak bununla ilgili. Sonrasında bunlarla ilgili de belgelendirmeye başlayacağız. Harika. Peki bir kişi geldi, ne kadar sürüyor bunun eğitimi? Şimdi insanlar çalışıyor. Evet. İşi var, gücü var. Nasıl bu eğitimlere katılacak? Kaç ay sürüyor ya da kaç saat? Biz ilk başta eğitim vermiyoruz. Ben size onu söyleyeyim. Eğitim vermiyoruz. Biz yaptığı mesleği kanıtlıyoruz. Yani sınavını yapıyoruz sadece. Hmm. Evet, geliyor. Teorik sınava sokuyoruz. Sonrasında pratik sınava sokuyoruz. Eğer kazanırsa belgeyi hak kazanmış oluyor. Biz sadece bunu yapıyoruz. Eğitim vermiyoruz. Peki. Ve işinden alıkoymuyoruz. Okey. Peki ne kadar sürüyor bu sınav? Kaç günde bitiyor? Yani bir günde mi yapılıyor, iki günde mi? Ya şimdi mesela sektörüne göre değişebiliyor. Ya 3 gün sürebiliyor ya 1 ay sürebiliyor. Çünkü aşçılık gibi bir sektör olduktan sonra mesela sınavımız 6-7 saat sürüyor. Pratik sınavımız. Ondan dolayı hani uzayabiliyor süresi. Ama onun mesai saati dışında. 1 ayda bitirecek bir belgelendirme oluyor yani. Peki. O zaman kolaymış. Gelelim ücretlendirmeye. Bunun için buradaki gelen, katılan kişiler ne ücret ödüyorlar? Ücretlendirmemiz 350'den başlıyor. 1630'a kadar çıkıyor. 350 ile 1630 lira, evet, arasında bir ücret ödeyerek, evet, hangi branştaysa belgesini alıyor. Peki bu belgeyi aldı, yurt dışına çıktığı zaman orada tanınıyor mu? Tabii ki de. Belgemiz Europass kanalından ek sertifika olarak veriliyor. Europass sertifikası isteğine göre. Sonrasında Europass sertifikasını Avrupa Birliği'nde kullanabiliyor. Yani Almanya'ya gitti, tabii, Avrupa ülkelerinden herhangi birine gitti. Bu belgesiyle işe orada başlayabiliyor. Evet, başlayabiliyor.
Peki çok gayet güzelmiş. Gayet de başarılı bir iş gördüğüm kadarıyla. Probele gelmeleri ve bu belgeyi almaları çok da zor gözükmüyor eğer işin ustası iseler. Evet, evet kesinlikle. Sınavı kazanabilirseniz. Aynen. Evet efendim. Eğer probele gelip de ben ustalık belgemi almak istiyorum, mesleki yeterlilik belgemi olsun diyorsanız geliyorsunuz. Ama tabii ki ustaysanız, biliyorsanız bu işi, sınava girip almak çok kolay. Evet, probel sizi bekliyor.